Çok teşekkürler. Çok teşekkürler, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel oynadılar değil mi? Ama şapka gözüme, ağzıma, burnuma, her yerime girdi. Neyse. Özür dilerim. Puan verseydim bir puan kıracaktım şapkada. Bak. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyorum kızlar. Evet, beyaz göl, kırmızı göl. Bakalım sıradaki gülümüz ne renk olacak? Hep birlikte göreceğiz. Sevgili izleyiciler. Evet, mesleği oyunculuk. Ama burada yarışma süresince bulunduğu her anı bir yarışmacı olarak disiplinine ayıran, özen gösteren ve o gayretle çalışan ideal yarışmacılarımızdan biri sıradaki yarışmacımız. Ben oyunculuğumu göstermeye geldim gibi bir fikri hiç olmadı ve moda onun için gerçekten mühim. Ha, stil kraliçesi olur mu? Cevap sizde. 66-88 oylama numarası Tuğçe Özbudak podyumda. Coşkulu yarışmacılardan biri olacaksın. Bütün olarak gayet güzel, yerine göre makyaj, saç, çok güzel her şey. Podyumda en çok risk alan isimlerden biri Tuğçe. Bir, iki, üç. Galiba devam edeceğiz. Senin içinden bir canavar çıkıyor. Yaşasın. İlk defa sizden 10 alıyorum. Hak ettin ama. Tabii seni görünce adıma destek yardımcı geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Öyle mi geleyim? Nasıl geleyim? Gel böyle. Gelir. Biraz daha o tarafa doğru yürüyeceğiz. Tamam. Ne hissediyorsun? Anlaşıldığı üzere yürüyemediysem ben. Yok. Eğer. Biraz zor bir elbise seçmişsin.
Heyecanlıyım. Heyecanlısın. Kalbim çıkacak galiba. Hayatımda bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Ve bu heyecanın farkı ne? Bilmiyorum. Yani çok emek verdik. Hı-hı. Ben çok emek verdim tabii ki, arkadaşlarım da verdi ama çok çalıştım. Emeğimin karşılığını almak istiyorum. O yüzden hani çok heyecanlıyım. Umarım hayalim gerçek olur. Aşırının aşırısı istiyorsun galiba bu ünvanı ve ödülü. Çok istiyorum. Çok önemli benim için. Peki kim geldi seninle? Benimle annem geldi Ankara'dan. Biraz yaklaşalım mı? Halalarım geldi. Anne, hala, başka? Evet, bu kadar. İki hala mı var? İki halam var. İsimleri? Refref halam ve Nur halam. Annem Leyla. Pardon, duymadım. Refref. Refref. Evet. Allah Allah. Aa, merhaba, nasılsınız? Karşılaştık sizinle. Merhabalar. Nasıl keyifler? Heyecan durumu. İşte bu anlar. Çok heyecanlıyız. İnşallah hak eden kazansın. İnşallah. Peki. Nur Hanım, buyurun. Evet. Tuğçe'ye destek için buradayız. Çok hak ettiğine inanıyorum ben. Bütün sevenlerimizden 66-88'e Tuğçe yazıp mesaj istiyoruz. Teşekkürler. Halacım ya. Buyurun efendim. Annem çok heyecanlı. Evet. İsmini alabilir miyim? Leyla. Leyla Hanım, buyurun. Ben de hak eden kazansın diyorum. Ama içimden de kızımın birinci olmasını istiyorum. Yani hak eden de kızım olsun diye cümleyi diyorum. Tamamlayalım isterseniz, evet. Öyle diyorsun. Doğal olarak bir anne, evet. Yüreği tabii ki. Yarışmadaki performanstan sonra nasıl bir olasılık mümkün müdür sizce? İstiyorsunuz da hani, evet. Rakiplere bakınca hiç konuştunuz mu aranızda? Var mı öyle bir seni kim Yok. Zorlar zorlamaz? Hayır, hepsi de çok hak ettiler. Onun için de hak eden kazansın diyoruz. Elbette, ben bunu özellikle soruyorum acaba ekstra bir iddia var mı diye öğrenebilmek için, ama olmadığını biliyorum. Hepsi çok yakın arkadaşlar. Hepsi de çok tatlı. Çok, birbirlerini çok seviyorlar. Bunu birbirinden zaten biliyorum. Güzeller. Zaten SMS'e ne olacağı hiç belli, evet. Olmuyor. Kimin oyları daha fazlaysa, kim dışarıda daha güçlüyse o zaten Doğru. Tacı alacak ve takacak. Emekler için teşekkürler. Ben seni sevenlerine baş başa bırakıyorum. Size de bol şans diliyorum. Teşekkürler. Evet, geldik son ana. Hep bu anı beklemiştim. Umarım beni sevenler, beni destekleyen tüm fanlarım, arkadaşlarım, belki destekleyip mesaj atamayacak maddi durum olmayan kardeşlerim, hepinizden Allah razı olsun diyorum. Yine vermeseniz de, oy verseniz de benim için bana yazdığınız mesajlar, yazdığınız güzel dilekler çok önemliydi. Bunlar bile bana bu zorlu mücadelede moral ve destek oldu gerçekten. Çok heyecanlıyım şu anda. Benim için 66-88'e Tuğçe yazıp yollarsanız, aynı beni izlediğiniz şıklığımda karşınızdayım. Ve bu yarışmanın birincisi olmayı istiyorum. Eğer bunu hak ettiğimi düşünüyorsanız lütfen 66-88'e Tuğçe yazıp yollayın. Çok teşekkür ederim. Benim gönlümün birincisi sensin de diyebilmek isterdim, diyemem. Ama emeğini biliyorum. İnşallah hak edersin birinciliği. İnşallah. Bitti mi? Bu kadar mı? bir kere şunu söyleyeyim. Eğer şu kıyafetle, benim gözlerimle düşmediysen ve parkuru düşmeden tamamladıysan bu gece gerçekten en şanslı sensin, söyleyeyim. Teşekkür ederim. Yani yıllardır aynı camiadayız ama tanışmadık. Evet. Belki bir iki davette merhabalaşmışızdır. Burada tanıma fırsatı buldum. Kıyafetin de çok güzel, sen de çok güzelsin. Teşekkür ederim. İnşallah Allah kalbine göre versin. Amin inşallah. Tuğçe'cim hoş geldin. Hoş bulduk İvan Hanım. Mutun ailesine hoş geldiniz. Zaten karşılaştık. Evet. Kuliste tanıştık. Tekrar hoş geldiniz, Ankara'da geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Tuğçe için en güzel bir destek tabii ki aile. Müthiş görünüyorsun Tuğçe. Teşekkür ederim. Harikasın. Ya. Bayıldım. Elbiseye aşık oldum. Sen zaten belli bir tarzında bir yarışmacısın. Tarzın var. Burada olmaktan
hak ettin. Gayet güzel yarıştın ve iyi emek verdin. Bir şey sadece rica edeceğim. Yani bu kadar müthiş olduğun için bir kusur bulabilir miyim? Ayakkabı mı? Ayakkabımı mı göstereyim? Ayakkabı bir göster. Onda da yok kusur. O zaman alkışlar. Teşekkür ederim, sağ ol. Rica ediyorum. Tuğçe'nin ailesine hoş geldin diyorum. Her birinizi ayrı ayrı selamlıyorum. Tuğçe bir cin. Bu kadar mı akıllı olur? Oyuncu olabilirsin de başka işlerin olur hayatta ama burada çok iyi bir öğrenciydin. Her şeyi dikkatle dinledin, uyguladın, elinden geleni yaptın. Onu çok iyi gözledim. Hani seni kutluyorum. Teşekkür bu kadar ederim. Öğrenmeye açık olduğun için. Hiçbir şeye karşı gelmedin. Harfiyen çalıştın dersini. Seni kutluyorum, yolun açık olsun diyorum. Şu anda da bir prenses gibisin. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Sağ olun. Tuğçe'ciğim, seni burada tanıdım. İlk bakıştığımızda o pırıl pırıl gözlerinle bana bakıyordun. Ben de seni inceliyordum. Kimdir, nasıl, ne olacak diye. Daha sonra gördüm ki her giydiğini yakıştıran, her giydiğinle yürüdüğün zaman burada devleşen, 1.80'lik gibi yürüyen bir kızdın benim için. Şu anda da karşımda Neslihan'ın dediği gibi bir prenses görüyorum. Çok çalışkansın, hep yüksek numaraları aldın ve senin yolun o kadar açık, o kadar güzel ki bilhassa da oyunculukta ileride starların içinde seni göreceğime inanıyorum. Ve bu lafımı da bugünü de sakın unutma. Başarılı ol, yolun açık olsun. Sen de 10 numarasın be kardeşim, ne diyeyim? Teşekkür ederim. Aferin. Sağ olun. Artık söyleyecek bir şey yok. Hepinize destekleriniz için sonsuz teşekkür ediyorum. Biliyorum ki kalbinizin birincisiyim. Bir de gerçekten bu yarışmanın birincisi yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. 66-88'e Tuğçe yazıp yollarsanız çok teşekkürler. Yollayamazsanız da canınız sağ olsun. Sağ olun. İki finalistimiz ardından canlı yayına bağlanacağız ve sizlerin oyları konuşacak. Kraliçeyi sizler seçeceksiniz. Evet, bu gece bir kraliçe seçiyoruz ama hemen arkasından 8 Şubat Pazartesi günü. Bir macerayı bu gece noktalamakla birlikte bir yenisine başlıyoruz yepyeni yarışmacılarımızla. Heyecanlıyız. Bir heyecandan diğerine fasılasız geçiş yapıyoruz. Ama önce bu gece bu sezonun hak sahibine hakkı teslim etmek gerek. O da o büyük sorumluluk da sizlerin üzerinde bu gece. 66-88 oylama numarası bir kez daha hatırlatalım. Efendim pembe saçları dedim ama o saçlar bu geceye özel bambaşka bir renge bürünmüş. Pembe saçlı, tatlı, dilli, güzel, kalpli ve gala gecelerindeki tabii ki unutulmaz performanslarıyla bu yarışmanın iddialı isimlerinden biri Berna Öztürk podyumda. Sağ olun. Serdar. Serdar. İvana be. Söyle bana canım. Şey söylesene. Evleri göçtü neylim, köprüden geçti neylim. Evleri bir deney bana. İki deli bir arada. Alkışlar mısınız İvana'yı? Ortaca teşekkür ediyoruz. Sizi seviyorum Ormaz arkadaşlar. Grip, bu ana kadar bizlerle olduğu için. Bu gece kiminle vedalaşacağız acaba? Esra mı? Yeşim mi? Keşke hafta içinde böyle gelseydin. Çok güzel olmuşsun. Esra'nın kombinlerini genelde beğenmiyorum ben, tarzını.
zaman şu an güzel, yani iyi, doğru bir kombi yapmışsın ama 5 kombindir neredeydin? Ve de karar geliyor. 10 liralık çek kimin olacak acaba? Sadeleş, sadeleş, sadeleş. Bütün bir hafta boyunca jüriden aldığı yorumlar böyleydi. Tabii bir de sarı saçlarından sen suçlusun uyarısı da geldi tabii ki. Dipten Dora 80'ler içinde alkışlarla podyumda Pelin Suade.